Evet. Valim hoş geldiniz. Merhabalar. Ne var ne yok? Merhabalar. Şöyle binayı bir gezelim diyordun. Vallahi ilk defa geliyoruz. Bakalım. Evet. Bunlar için meslek yapmışlar. Evet. Bunlar sen yapıyorsun değil mi? Evet. Şöyle direkt geliyor. Burada gözüküyor. Ooo çok güzel ya. Çok iyi maşallah. Evet iyi. Gayet güzel olmuş böyle. Buradakiler iş arayanlar. Şimdi ne yapıyorsun artık sen burada? Soralım. Ben daha şimdi iş arayanlarımız geliyor. Basından da yazıyorlar bize. Biz de açık iş alanlarıyla karşılaştırma yapıyoruz. Bu işleri uygun bulduğumuz, kişilerin uygun olduğu yerler iş alanlarına yönlendiriyoruz. Görüşmelerini sağlıyoruz. İyi, harika. Güzel. Ne var mı yok Karim? İyi, Sayın Valim. Sağ olun efendim. Siz değilsiniz. Yok, baş. Sen değilsin. İşini göstereyim. Burası sıralar kişilerine yönlendiriyoruz. Güzel. Evet. Buradan çıkalım. Evet. Evet. Ne yapıyor bu kadar adam var? Normal zamanda da bu arkadaşlar şey yok ki bizim adına yazıyorlar. Ha, çalışıyor başka bir şey yapıyor. Size çalışıyor. Ha, tamam. Hadi bey nasıl? Burası 100 kişi. Ama artacak şu an. Ama abi bak şeyi yanlış yapmışlar bu köşemeyi. Bu ne yapacak? Bunu biraz kaydırarak. Dışarıdan bunun için arasına oynadık. Onlara böyle olacak. Evet. Burada biraz spot farkı böyle mesela. Biraz daha yüksek bir şey. Şimdi bak ne yapacaktır? Şunu az kaydıracaktır. Evet. Spotlardan gördüm. Bunlar sen mi yaptın onlar mı? Yok bu binada vardı. Tamam. Burada da işveren danışmanlarımız var Sayın Bayit. İşveren danışmanlar mı oluyor? Piyasadaki işverenler. Ne yapıyorlar? Hemen hedeflerini karşılıyorlar, işlemlerini yapıyorlar. Soralım bakalım. Ben de abi. Evet, kolay gelsin. Ne yapıyorsun abi? Bir gidelim. Sayın Bayit, işveren danışmanı olarak. Ne yapıyorsun? İşverenlerimiz geldiği zaman. Talat Bey geldi. Nerede Talat Bey? Buradayım efendim. Hoş geldin. İşveren. Talat Bey geldi. Nasıl bir şey yardım ediyorsun? Kuralları koruyarak burada buyur ediyoruz. İşverenimizin bir talebi olduğu zaman ne gibi talep oluyor mesela? Ben bir kalıpçıya ihtiyacım var dedim mesela. Bir kalıpçı ne iş yapar kendisi tabii ki bize bu özellikleri anlatır. Biz de bunu sistemi böyle geçiririz. Çok bir şey oluyor mu talebe? Çok geliyor mu? Yani bu aralar pek gelmiyor. Telefon üzerinden telefondan mesela, da yapıyorsun bunu. Evet, telefon üzerinden talebi alıyoruz. Demin iş bir yatakla, Merve Tekstil'le görüştüm. Personel talebi var. Notumu aldım. Bu şekilde notları alıp sisteme işliyoruz. Telefonlarına. Sistemden karşılaştık. Tabii ki. Teknoloji çağında Sayın Muhalif şey yapıyorlar. İnsanlar gelmeden de halledebiliyor. Gelmeden halledebiliyor. Biz de burada hizmet sunmaya her firmanın da bir danışmanı var Sayın. Firma iyi. Hangi danışmana ait olduğunu biliyor. Hadi bakalım. Güzel. Hadi. Kolay gelsin. Bireysel farklılıklar söz konusu. Kişinin kendi hedefleri doğrultusunda nasıl ilerlemesi gerektiğine dair işte 4 gün boyunca tanıdıktan sonra ona göre yönlendirmelerimizi yapıyoruz. Özelleştirilmiş eğitim sayın var kişiler için. Toplam sanalımda yani. İlk tavsiyeniz ne oluyor bu iş kurumu ileride? Kişiyi tanımadan tavsiye verme şansınız yok. Normal bir vatandaş, sıradan. Ne kadar sıradan olursa olsun önce geçmişini sonra da hayallerini öğrenmemiz gerekiyor Sayın Mahir. Adam diyor ki ne geçmişim var ne hayallerim var. Yani hiçbir şeyim yok, özelliğim de yok. İşsizim. Liseyi bitirdim geldim diyor. Normal lise mezunuyum. Bir hayalim yok. Hayalim bir iş kurayım. Bulayım yeter bana. Bir asgari ücret bulayım diyor. Buna nasıl bir tavsiyede bulunuyorsunuz? Mesela var mı bunun bir şeyi, özel bir şeyi? Yani hani tavsiye değmeyiz. O biraz hadsizlik olur. Tamam. Neyse ya, ne yapıyorsunuz ya ben? Geldi. Geldi, ben diyor lise mezunuyum. Hiçbir kabiliyetim yok. Gücüm var, eldeyle çalışabilirim. Yani bir hayalim yok, hayalim sadece iş kurmak, iş bulmak yani. Bir iş bulursam tamam benim için diyor. Tamam. İş görüşmelerine gideceğim, nasıl davranmam lazım diyor.
Burada 4-5 günü bizimle geçiriyor. Zaten anladığım kadarıyla dezavantajlı tabir edilen gruptan. Bu 4-5 günde biz ona yoğunlaştırılmış danışmanlık, yöntem ve motivasyon desteği sağlıyoruz. Ne söylüyorsun mesela? Bir tanesini merak ettiğim için soruyorum. Yani ne söylüyorsun? Yani ne söylüyorsun? Ben tavsiyelerden bir tanesini söylemedim. Diyoruz ki de mesela, şöyle şöyle yapmalısın mesela. Bir tanesi bu de mesela tavsiyelerimizde. Şöyle söyleyeyim bunu... Sayın Bak. Biraz önce sana sormasam değil mi? Biraz heyecan var. Söyle bakayım. Bizle geldiğinde ben her işi yaparım tarzında geliyor. Böyle geliyor. Ben her işi yaparım abi. Lise mezunuyum diyor. Hiçbir kabiliyetim yok. İş bulayım yeter, başka bir hayalim yok diyor. Bu adama nasıl bir tavsiye olur? Bu anlamda diyoruz ki, tamam alternatif hedeflerimiz olabilir diyoruz. Ama tek bir hedef belirleyip, geri dönüşüm işçisi dahi olsa bir birey, eğer o hedefinde net bir şekilde ilerlerse başarma ihtimali yani çok yüksek. Hedefi iş bulmak, başka bir hedefi yok. Hayır, bizim cevaplarımız. Yani normalde arkadaşlarımıza kendi... Ya sen diyorsun adama hedef mi de, adam benim hedefim iş bulmak, abi her şeyi çalışırım. İkinci gün belirletiyor. Yani. Aynen. Aynen. Teşekkür ederim abi. Arkadaşlar, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Temmuz ayı toplantısına hoş geldiniz diyorum. Efendim, inşallah şimdi sunumu sen mi yapacaksın? Emrah Bey yapacak. Peki, sunumda vakit kaybetmeden hemen sunuma geçelim. Arkadaşlarımızın işleri vardır. Ondan sonra da devam edelim. Evet, toplantımızın öncelikle ilimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aldığımız, alacağımız kararların da bizim için faydalı olmasın, hayırlı olmasın diliyorum.